Velespitli Seyahat'ten herkese merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte bana birçok kez sormuş olduğunuz soru olan hangi drone'u kullanıyorsun, neden o drone'u tercih ettin, avantajları ya da dezavantajları nelerdi gibi sorular geliyordu. Ben de bu sorulara yanıt vermek için şimdi karşınızdayım. Çayınızı ya da kahvenizi hazırlayın ve videomuza başlayalım. Öncelikle hangi drone'u kullanıyorsun sorusuna yanıt vermek istiyorum. Hatta direkt göstereyim. 1,5 yıl aradan sonra tekrar drone'u kutusuna koydum ve şu an görmüş olduğunuz gibi DJI Spark Combo model drone'u kullanıyorum. Ve bu drone'u dediğim gibi 1,5 yıldır kullanıyorum. Biga Antalya bisiklet turuna çıkarken satın almıştım. O günden sonra da aktif şekilde kullanmaya başladım. Şimdi şu drone'u şöyle kenara koyuyorum. Ve şimdi Türkiye'de size drone kullanımı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bunu birçok YouTube kanalında göremeyebilirsiniz. Çünkü direkt drone incelemesine geçerler. Ama ben bu drone almak istiyorsanız Türkiye'deki şartları bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve buna göre kararlarınızı vermeniz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şimdi anlatacaklarıma dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de drone kullanımı oldukça arttı ve her yerde drone'lara kolayca sahip olabiliyorsunuz. Eğer paranız varsa internetten satın alıp ertesi gün evinize kadar getirebiliyorlar. Ama bunları kullanmak gerçekten zor ve belli başlı kanunlara tabi. Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü diye bir kurum var. Bu kurum insansız hava araçlarını denetliyor. Sonuçta drone da bir insansız hava aracı diye geçiyor. Ve Türkiye'deki kanunda 500 gram altı drone'ları kaydettirme zorunluluğunuz bulunmuyor. Ama 500 gramdan üstü bir ağırlığa sahip bir drone'a sahipseniz bu drone'ları kaydettirmeniz ve drone pilotu olabilmeniz için de bir eğitim almanız gerekiyor. Bu şartları taşımanız gerekiyor ki size lisans versinler, bu drone'u lisanslı bir şekilde kullanabilin. Her lisansı olmadan kullanabilir misiniz? Kaçak kullanım yapabilirsiniz ama yakalandığınızda ciddi bir cezası var, ciddi bir yaptırımı var. O yüzden drone'u aldığınız gibi kesinlikle kaydettirmeyi ve eğitime katılmayı unutmamanızı tavsiye ederim. Eğitime katıldınız, drone'u satın aldınız ama bu drone'u istediğiniz her yerde uçurabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun da belli başlı şartları var. Zaten eğitimde size yöneltilen sorularda işte drone'u nasıl kullanabileceğiniz, nerelerde kullanamayacağınız gibi sorularla bir yönlendirme yapılıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Drone'u şehir içinde kullanamazsınız. Askeri bölgelerde, kamu binaları yakınlarında, havalimanlarında, buna benzer yerlerde kullanamazsınız. Yani buralarda uçurursanız hapis cezası bile alabilirsiniz. Yani maddi yaptırım cezasını geçtim, hapis cezası bile alabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de ilk drone'lar çıktığında insanlar gitti, drone'u aldı. Kız öğrenci yurtlarını gözetlediler. Havalimanlarına soktular. Sonra gittiler maçta fotoğraf çekmek için stadın üstüne drone çıkarttılar. Yani aklınıza gelebilecek bunun gibi bir ton saçma sapan şey yaptılar. Yani akıllı insanın yapabileceği pek şey değil yani. Bunları yaptıktan sonra da devlet dedi ki bu iş böyle olmaz kardeşim. Biz ne yapalım? Kırmızı bölge, yeşil bölge yapalım. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne giriyorsunuz. Orada işte İzin almanız gerekiyor uçuş yapmadan önce. İşte bilgilerinizi giriyorsunuz, bakıyorsunuz sizin orası yeşil mi, kırmızı mı? O bölgelere göre size izin veriliyor ya da verilmiyor. Bu ticari uçuş yapanlar için de oldukça zor. Hatta birçok kişi ticari uçuş izni de alamadı. Ve alamıyor da. Neyse, şimdi bunları söyledikten sonra Türkiye'deki drone şeyini öğrendiniz. Yani isterseniz alın, isterseniz almayın. Ha, cezalardan bahsetmedim. Cezası şu, şu an yaklaşık bir 11 bin, 12 bin bandında ceza kesilebiliyor.
eğer yasaklı bir yerde uçuş yapıyorsanız ya da izinsiz uçuş yapıyorsanız. Bir de şey de var, kişisel hayatın gizliliğini ihlal ediyorsanız da yaklaşık 2500-3000 lira cezası var. Yani gidip sahilde, plajda bu drone'u uçuruyorsanız, işte insanları gözetliyorsanız bunun da cezası var. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi drone'a geldik. Bu drone'u neden tercih ettim? Aldığım dönem itibariyle DJI markasının giriş seviyesi bir drone'uydu bu. Yani hobi drone'u olarak geçiyor ve en uygun fiyatlı drone'u buydu. Ben bu drone'u aldığımda yaklaşık 3750 TL bir fiyatı vardı. Hatta kutusunu açmadan şöyle size çevresini de göstermek istiyorum. Drone'un kendisi bu. Şu tarafta DJI yazısı. İşte arka tarafında genel bilgiler. Ve diğer iki tarafında da boş bir yer görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdi arkada neler varmış ondan bahsedeyim. Kutunun içerisinde bir tane drone gövdesi, kontrol kumandası, iki tane batarya, şarj aleti, şarj edebilmeniz için bataryaları bareket var, pervane koruyucular, iki tane pervane, micro USB kablosu, taşıma çantası ve drone'un kutusu şeklinde içeriği mevcut kutunun. Şimdi faturam hala duruyor. Faturaları atmayın. Eğer drone ile ilgili bir sorun yaşarsanız mutlaka size fatura sorulacaktır. O yüzden faturalarınızı daima saklayın. İlk olarak bir kutu çıkarttık. İkinci kutumuzu çıkartalım. Ve şöyle de bir üçüncü kutumuz var. Bu kutuda ne var? Hemen bakalım şöyle. Drone aldığınızda böyle bir şey geliyor. Faturamız uçmasın. Zira önemli bu. Şu kadar bir sürü kağıt geliyor. Yani bana göre artık bu kağıtlar böyle israf. Bunu dijital PDF olarak ver. Herkes okusun. Yani bu kadar kağıt çöpe gidiyor. Zaten Türklerde kitapçık okuma gibi bir dert yok maalesef. Biz drone'u kendimiz öğreniriz. Sizden öğrenecek değiliz. Şimdi bunu baktıktan sonra geliyoruz. Kutu içeriğine devam ediyoruz. Şöyle bir taşıma çantası geliyor. Şöyle de bir drone'un çantası var. Bunu açtığımızda drone'un kendisini şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle çevireyim. Drone paketi bu şekilde geliyor. İşte drone'umuzun kendisi, iki tane batarya, yedek pervaneler bu şekilde bizi karşımıza çıkıyor. Bunu çevirdik. Bir de şöyle yememeniz gereken bir kağıt var. İçerisinde jeller var. Bunu yerseniz muhtemelen zehirlenirsiniz. O yüzden bilmediğiniz şeyleri yemeyin. Bu telefon çıkmıyor. Bu benim kendi telefonum. Drone'u yönlendirmek için kullanmış olduğum. Şöyle bir tane kumanda edebilmeniz için drone'u. Kumanda çıkıyor. Kumandadan sonra şöyle iki tane pervane koruyucu çıkıyor. Eğer drone'u yeni kullanmaya başlıyorsanız kesinlikle bunları takın. Çünkü pervaneleri çarptırıp kırabilirsiniz. Bu da size maliyet açabilir. Sonrasında drone'u şarj edebilmemiz için de şöyle bir şarj aleti çıkıyor. Ve taşıma çantamız bu kadar mı? Değil. Bir tane şarj için şöyle bir bareket çıkıyor. Pilleri bunun içerisine yerleştiriyorsunuz ve şarj aletini şöyle taktığınızda pillerinizi şarj edebiliyorsunuz. Ve son olarak da şöyle bir tane micro USB kablo çıkıyor. Bu kabloyla da beraber drone'a, işte drone'dan veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Başka bir şey yok. Bu da çantanın kağıdı. Hala duruyor. Siz düşünün yani. Şimdi gelelim şunlara bakmaya. İlk olarak drone'dan başlayalım. Herkesin merak ettiği ama şöyle bir masamızı açalım. Şimdi drone'un yapısı şu. Aldığınızda drone şu şekilde geliyor. Şu kapak yok. Bu kapağı ben aldım. Eğer drone'u bir yere taşıyorsanız şu ön mekanizmanın, kameranın bulunduğu mekanizmanın işte sarsıntısını engellemesini istiyorsunuz, sarsılmasını. Şöyle bir koruyucu alabilirsiniz. Ben bu koruyucuyu yaklaşık 49 liraya satın almıştım. Yani almanızda fayda var. Drone'umuz bu şekilde geliyor. Bir de ben şunu yaptım. Üçüncü pili de satın aldım. Normalde iki pille geliyor. Combo paket diye geçiyor. Ama siz haricinde pil satın alabilirsiniz. Ben pili yaklaşık 300 TL'ye satın aldım. Ve fiyatları da dolara göre değişkenlik gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane pervanesi var. Kırmızı renkte bir drone. Alt kısmı da bu şekilde. Şimdi drone'un teknik özelliklerinden size bahsedeyim. Bu drone 1080p
Full HD video çekebiliyor 30 kare hızında, 24 bit saniye hızında videolar çekebiliyor. Video nasıl çekiyor sorusuna gelecek olursak, videoları gerçekten güzel. Zaten tur videolarında drone görüntülerini görebiliyorsunuz ve oradan da anlayabilirsiniz. Ne kadar süre uçuyor sorusuna gelelim. Yaklaşık bilgi olarak 16 dakika uçtuğu söyleniyor ama ben hiçbir zaman 16 dakika uçmadım. Çünkü rüzgarın ya da bulunduğunuz coğrafyanın işte sinyal kirliliği falan varsa uçuş süreniz, uçuş kaliteniz düşüyor. Ama ortalama şunu söyleyeyim, ben 13 dakika bir pille uçtuğumu biliyorum. Ne kadar yüksekliğe çıkabiliyor sorusuna gelecek olursak, ben bunu en fazla 250-300 metreye çıkarttım ve yaklaşık 1 kilometre bile götürmemişimdir. Yani 400 metre ileri falan götürmüşümdür. Şöyle bir şey var, çünkü ben bisikletle geziyorum ve beni çekmesini istiyorum ya da işte gördüğüm bir manzarayı çekmesini istiyorum. O yüzden sadece işte kaldırıp buradan işte 10 saniye böyle, 10 saniye şu şekilde, 10 saniye ileri geri derken zaten görüntüleri çekmiş olurum ya da drone'un özelliği olan takip sistemiyle kendimi takip ettirmiş oluyorum. Çok yükseğe çıkmasına bu anlamda gerek yok. Zaten pahalı cihazlar, bunu yükseğe çıkartıp da risk almak da istemem açıkçası. Şimdi drone'u çıkarttıktan sonra şöyle yedek pervaneler geliyor. Eğer pervaneyi kırarsanız size iki tane hak vermişler. Oyunlardaki gibi iki canınız var. Bunlar bittikten sonra drone için pervane satın alabilirsiniz. Pillerimiz şu şekilde geliyor. Ben bu pillerin üzerine isimlerini yazdım ki karıştırmayayım. İşte sürekli düzgün bir şekilde kullanayım diye. Hafif bir pil ve yaklaşık ne kadarmış kapasitesi, hemen bakıyorum. 1480 miliamperlik pile sahip. Bu da size ortalama işte 13 dakika, 14 dakika uçuş süresi sağlayabiliyor. Bunları geçtikten sonra hemen geliyoruz. Drone'umuzu kenara aldık ve pil bareketi. Şunu şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi pillerinizi şarj etmek istiyorsunuz. Pilleriniz bitti. Alıyorsunuz pili. Şurada tırnak var. Şurada da tırnaklar var. Bunu böyle geçiriyorsunuz. Sonra bunu da şöyle takıyorsunuz. İşte diğerkinleri de takıyorsunuz. Şunu da söyleyebilirim. Pillerin üzerinde LED göstergeler var. Dörtlü gösterge. İşte her gösterge %25 batarya olduğunu gösteriyor. Ve şöyle bastığınızda ne kadar dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir şey. Çünkü her zaman drone'dan takip etmek durumunda kalmıyorsunuz. Şarj aletine gelecek olursak, şarj aleti şu şekilde. Şarj aletinde şunu da söylemek istiyorum. Şurada iki tane USB çıkışı var. Bu USB çıkışlar gerçekten iş görüyor. Bunu takıyorsunuz. İki USB'den de isterseniz işte aksiyon kameranızı ya da telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Bu anlamda ekstra şey taşımanıza gerek yok. Oldukça güzel. Bunları şarj edebilmeniz için şunu getirip şu şekilde takıyorsunuz ve prize taktığınızda şarj işlemi başlamış oluyor. Şarj işleminde şunu söylemek istiyorum. Keşke drone bataryaları powerbank üzerinden şarj olabilseydi. Yani ben powerbank'imi buraya takıp bunları şarj etmek isterdim ama maalesef ki böyle bir imkan yok. Muhtemelen powerbank'lerin çıkış güçleri yetmediği için böyle bir şeyi yapmamışlar diye düşünüyorum. Ne yapabilirsiniz? USB'den şarj etmek istiyorsanız drone'un üzerine pili takarsınız. Powerbank'inizi drone'a takarsınız ve pilinizi o şekilde şarj edebilirsiniz. Bu şekilde şarj oluyor, onda sorun yok. Ama pilleri tek tek şarj edeyim, yok. Şarj konusunda şunu da söylemek istiyorum. Bataryalar akıllı batarya arkadaşlar. Yani en düşük batarya seviyesine sahip olan batarya ilk şarj olmaya başlıyor. En yüksek doluluk oranına sahip olan batarya da sonra şarj oluyor. Prize taktığınızda üçü de aynı anda şarj olmaya başlıyor. Yani önce birini doldurayım, sonra ikinciye geçeyim, sonra üçüncüye geçeyim, yok. Hepsi birden şarj oluyor ve yaklaşık bir bataryanın şarj olma süresi de yarım saat diyebilirim. Şöyle de bir kumanda geliyor. Bu kumandayı işte yukarı doğru açtığınızda antenleri var, sinyal gönderen. Alt kısımda da şöyle kolları var ki bu telefonu ya da herhangi bir şey buraya takıp tablet de takabilirsiniz ki drone'u yönlendirebilirsiniz. Bunu şöyle geçirdiğinizde sallanmıyor, çıkmıyor. O yüzden gerçekten de önemli. Hatta arkamda şu an inekler de geldi. Ortam şenleniyor. Drone'un iki tane kumandasının üzerinde iki tane şöyle joystick var. Şurada kayıt alabileceğiniz buton, işte zoom yapabileceğiniz buton, fotoğraf çekebileceğiniz bir butona sahip. Buradan da kontrolleri yapabileceğiniz ve kumandayı açabileceğiniz bir buton var. Şuraya bir kere bastığınızda LED göstergeden ne kadar şarj olduğunu, ne kadar şarj kaldığını
görebiliyorsunuz. Kumandayı da bu şekilde tarif etmiş olayım. Koruyucuları göstermek istemiyorum. Zaten şöyle internetten bulduğum bir görseli koyarım. O tarz bir görüntüye sahip. Ben daha paketini açmadım. Pek de açmayı tavsiye etmiyorum. Şöyle de bir taşıma çantası geliyor. Taşıma çantası gerçekten güzel. Hafif ve kaliteli bir çanta. Dandik bir çanta değil. Onu söyleyebilirim. İç tarafta şöyle iki tane pili koyabileceğiniz bölme, işte kumandayı koyabileceğiniz bölme ve alt tarafta da bir fermuarlı alan var. Bu fermuarlı alanda da işte şarj marketini de koyabiliyorsunuz. O anlamda da herhangi bir sorun olmuyor. Taşıma askısı gayet yeterli. Kolay bir şekilde omzunuzu asıp şuradan açıp taşıyabiliyorsunuz ya da elinizde de taşıyabiliyorsunuz. Çantanın su geçirmeme olayı hafif var ama çok yağmurda da böyle langur lungur taşımanızı tavsiye etmem. Sonuçta 4000 liralık bir cihazdan bahsediyoruz. Bunları söyledikten sonra ve son olarak drone'un fiyatından bahsedeyim. Ben 3750 TL'ye satın aldım. Şu anki güncel fiyatını bilmiyorum. Şimdi son olarak gelecek soru şu. Bu drone DJI'ın giriş seviyesi drone'uydu. Daha üst seviye drone'ları var. Ve şu anda da DJI Mavic Mini diye bir drone çıktı. Bu drone'dan bir yaklaşık 50 gram daha hafif, yani 250 gram ağırlığı var. Bu arkadaşın ağırlığı 300 gramdı. O drone'da olmayan şeyler var. Şimdi onlardan size bahsetmek istiyorum. Bu drone'da sensörler var arkadaşlar. Önde ve altta. Yani herhangi bir engele geldiğinde drone böyle ileri gelmiyor. Yukarı çıkıyor ya da yanlara doğru hareket yapıyor ve kendini geçebilecek yer arıyor. Ama DJI Mini'de öyle bir şey yok. Löp diye yürüyor ve drone'u çakabiliyorsunuz yere. Çünkü hafiflikten dolayı belli başlı sensörleri çıkartmışlar. Şöyle bir artısı var. Onun çekim kalitesi bir tık daha iyi. 1920x1080 60 kare çekebiliyor ve 2K çekebiliyor diye biliyorum. Bu sadece 1080p 30 fps çekiyor ama görüntü bana göre yeterli. Almak isterseniz alabilirsiniz. Şöyle bir dezavantajı var Mini'nin. Bu drone'da takip sistemi var. Yani kendimi kumandadan seçtiğimde beni takip edebiliyor. Şu anda da zaten görüyorsunuz ekranda nasıl takip ettiğini. Ama Mini'de öyle bir özellik yok. Takip seçeneği yok. Sadece elinizle kumanda edebiliyorsunuz. Bu drone'un da öyle bir avantajı var. Bu drone'un ne dezavantajı var derseniz, uçuş süresi arkadaşlar. Yaklaşık bir pille 13 dakika uçabiliyorsunuz. Ama Mini'nin piliyle yaklaşık 25 dakika uçabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Eğer yeni bir drone almak istiyorsanız ben size tavsiyem şu olur. Takip özelliği kullanmayacaksanız, yani arabayla kendimi takip ettiririm ya da bisikletle takip ettiririm demiyorsanız size tavsiyem Mini almanız yönünde. Çünkü daha güncel sistem, daha fazla uçuş süresi ve görüntü kalitesi daha iyi. Ama bu drone almak istiyorsanız da takip sistemi olduğunu bilin. Bu avantajını da kullanabilirsiniz. Şimdi çok konuştuk. Artık gelin drone'u telefona bağlayalım ve biraz içerisinde gelen uçuş modlarına bakalım ve hem de görüntü kalitesini bir görmüş olalım. Öncelikle drone'umuzu kurmamız gerekiyor ve bunun için de sizlere tavsiyem, drone'u sizden uzak bir noktaya koyun ve düz bir zeminde olsun. Ben görmüş olduğunuz gibi şuraya drone'umu yerleştirdim ve zeminde düz. Kamera açısı bana bakacak şekilde duruyor şu an. Kumandayı elimize aldığımızda ilk olarak antenleri açmamız gerekiyor ki sinyaller düzgün bir şekilde gidebilsin. Kumandamızın alt tarafındaki bölmeleri açıyorum ve akıllı telefonumu takıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer Android ya da iOS cihazlarda eski bir cihaza sahipseniz, yazılımınız eski ise DJI Go 4 uygulamasını kuramayabiliyorsunuz. O yüzden güncel bir cihaz almanız sizin için faydalı, yoksa drone'u kullanamayacaksınız. Drone'umuzu öncelikle bir başlatalım. Gidiyoruz. Arkasındaki başlatma tuşuna basıyorum ve şu an sesi duyuyorsunuz, fanlar çalışıyor. Drone'umuz açıldı. Geldik. Şimdi kumandamızı başlatacağız. Buradan tuşa basıyorum. Sesi duydunuz ve kumandamız da şu an açılıyor. Öncelikle şurada bir kırmızı ışık yanıp sönüyor. Önce drone ve kumanda birbirine eşleşmesi gerekiyor. Bu yeni versiyonlarda kumandayla telefonu eşleşmek için kablo kullanılırken, bu eski versiyonda drone'da Wi-Fi kullanmanız gerekiyor. Ben telefondan gene ekran kaydını sizlere başlatayım ki sizler de rahat bir şekilde görün. Telefonumuzu açtık ve geliyoruz buradan. Wi-Fi'dan Spark'ı bağlamamız gerekiyor. Ben daha önceden kullandığımdan dolayı drone bağlandı.
Ama siz hiçbir şekilde bağlamadıysanız drone'un arkasında kullanıcı adı ve şifresi var. Bunu bağlamanız gerekiyor ve şu an drone bağlı şekilde duruyor. Sonra geliyoruz, DJI Go 4 uygulamasını açıyoruz. Bu uygulamayı açtıktan sonra işte drone'umuz bağlı gözüküyor. Şurada connected seçeneğini görebilirsiniz. Hangi drone olduğu gözüküyor. İşte alt tarafta bir drone hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bunları da yaptıktan sonra işte gelip buradan GoFly diyerek uçabilirsiniz. GoFly dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi drone şu an bize görüntü vermeye başladı. Ve ekranda da beni görebiliyorsunuz. Şimdi şuradan size menüyü hafifçe bir göstermek istiyorum. Şöyle görebiliyorsanız. Ekranımız bu şekilde. Ready to go diyor. GPS'imiz gerçekten güzel. Ve buradan uçuşa hazır olduğumuzu gösteriyor. Şurada GPS değerini görebiliriz. İşte kaç tane uyduya bağlandığını görebiliyoruz. Şu an 15 uyduya bağlıyız biz. İşte sinyal kalitemizi, batarya seviyemizi. Burada işte ekran, fotoğraf ve video olarak geçişler sağlayabiliyoruz. Buradan kaydı başlatabiliyoruz. Buradan ayarlar, altta çektiğimiz görüntülere bakabiliyoruz. İşte burada V kısmı bizlere ne kadar uzakta olduğumuzu gösteriyor. H kısmı da yüksekliği gösteriyor. Drone'u isterseniz gelin uçurmaya başlayalım artık. Menülere geçmek isterseniz de şurada bir menü tuşu var. Bunu öncelikle kabul edelim. İşte buradaki menülere göre de geçiş yapabiliyorsunuz. İşte Quick Shot seçeneği var. Active Track bizim takip etme sistemidir. Bisikletle giderken ben bunu seçiyorum. Ekrandan kendimi belirtiyorum ve beni drone takip ediyor. Top Fly işte döndürme. Herhangi bir noktaya alıyorsunuz. Oraya git, buraya git. İşte drone dönüyor. Tripod modunda ise drone sabitleniyor. Çok rüzgarlı bir havada olsa bile drone düz bir şekilde uçabiliyor. Ben genellikle bu modu da kullanabiliyorum. Ve bu drone'a özgü bir şey de var. Elle kontrol. Drone'u elinizle kontrol edebiliyorsunuz. Ha, ne kadar gerekli? Ben aldığımdan beri hiç kullanmadım. Siz kullanmak isterseniz o ayrı bir şey. Ama bana göre de çok da gerekli bir şey değil. Onu yapacaklarına drone'a işte arka tarafına da bir sensör takılırdı mesela. Drone arka arkaya gidip ağaca çarpmazdı. Benim için önemli o. Şimdi drone'u başlatmak için tuşa bastım. İşte kaldır diyor. Bunu açıyoruz ve şu an sesi duydunuz. Drone kalktı. Şuradan yukarı ya da sağa sola seçeneklerini yapabiliyoruz. Şimdi ben size şuradan şunu göstermek istiyorum. Hazır modları göstermek istiyorum. Geldik. Quick Shot'a tıkladık. Quick Shot'ta biraz drone'u geriye doğru götüreceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi beni ekranda görüyorsunuz. Kendimi buradan seçiyorum. Kendimi seçtikten sonra drone'un şurada hazır şablonları var. İşte Droney, Circle, Helix ve Rocket seçenekleri var. Örneğin bir Droney'i deneyelim. Buradan alt taraftan gideceği metreyi seçebiliyorsunuz. Ben atıyorum işte 38 metre git diyorum ve Go diyorum. İşte buradan bir de kaydı başlatıyorum. Şu an kayıt başladı ve drone görmüş olduğunuz gibi geriye doğru gidiyor. Beni hedef aldı. Ve 38 metre boyunca drone bu şekilde gidecek. Gitti mesela, işlemi tamamladı. Artık drone tekrar geri geliyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer uçuş esnasında sinyali kaybederse drone en son sinyali kaybettiği noktaya geri geliyor. Yani heyecan yapmanıza gerek yok. Drone gerçekten akıllı arkadaşlar. Yani düşmesi için pilinin bitmesi ya da ciddi bir arıza vermesi gerekiyor. Ama diğer türlü şartlarda drone'u kontrol etmek güzel. Şimdi bunu yaptıktan sonra geliyoruz. İşte tekrar kendimizi seçiyoruz. Diyoruz ki etrafımızda dön. Circle modunu seçiyoruz ve Circle'ı dedikten sonra başlat diyoruz. Ve drone bizim etrafımızda dönmeye başlıyor. Gene ekran kaydını alıyorum. Siz buradan görebileceksiniz. Ve şu an drone etrafımda dönüyor benim. Şu an siz de zaten ekrandan görebiliyorsunuz. Size tavsiyem şu. Bunu işlemleri yaparken muhakkak açık alanda olun. Yoksa drone bir yere çarpabilir, bir engele denk gelebilir. Yanlarda sensör olmadığı için de bu sorun yaratabilir. O yüzden muhakkak size tavsiyem açık alanda olmanız. Bunu yaptıktan sonra bir sonraki seçeneğimiz, buradan gene kendimizi seçiyoruz. Diyoruz ki helix yap. Bu helix de zaten bize burada ekranda gösteriyor. İşte yukarı doğru çıkarak bir görüntü alacak.
Bunu da başlat diyoruz ve kaydımızı başlatıyoruz şuradan. Ve ekran görüntümüzü almaya başlıyoruz. Şimdi drone yükseliyor ve helix görüntüsünü yapmaya başlıyor. Bu görüntüler tabii ki çok daha güzel yerde çekilirse sizlere daha iyi şeyler sunacaktır. Ama ben şimdi sadece size bir test çekimi yapıyorum. Ben genelde turlarımda bu görüntüyü çekerek işte sizlere güzel görüntüler oluşturuyorum. Bu arada drone ses kaydetmiyor diye biliyorum. Ama ses kaydetse de sadece motorların sesini duyabileceğiniz için o yüzden çok da önemli değil açıkçası. Görüntüyü kaydetmesi bizler için yeterli. Görmüş olduğunuz gibi drone şu an çevreden döndü ve aşağı doğru inerek eski konumuna geri dönüyor. Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Evet, bunu tamamlıyor ve şu an drone eski konumuna geri geliyor. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz dediğim gibi ve işlem bitti. Şimdi geldik, tekrar kendimizi seçiyoruz buradan ve son roket modunu deneyeceğiz. Roket modu da bizim üstümüze gelerek tamamen yukarı doğru yükseliyor. Buradan işte roketi seçiyoruz ve ne kadar yükselmesini istiyoruz. İşte 43 metre dedim. Go dedim ve drone tekrar yükselmeye başlayacak. Önce üzerime gelecek. Şöyle başlayalım. Drone geliyor görmüş olduğunuz gibi. Ve üstümde beni hedefliyor çünkü ben kendimi seçtim. Siz herhangi bir obje de seçebilirsiniz. Seçtikten sonra yukarı doğru yükselmeye başlıyor. Ve yükselme işlemi de tamamlandıktan sonra drone tekrar eski konumuna gelecek. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şu an 37 metrede, 38 metrede gerçekten güzel bir şekilde yükseliyor. Burada şu an mesela sinyalin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Bu öyle anlık kesintiler olabiliyor. Çok ciddi bir şey değil. Sinyali tekrar yakalıyor. Size tavsiyem şu olur. Elektrik enerji hatlarından kesinlikle uzak durun. Baz istasyonlarından ya da elektromanyetik alan oluşturan yerlerden uzak durun. Çünkü sinyal kirliliği oldukça sizin uçuş kaliteniz de düşmeye başlayacaktır. O yüzden mutlaka sinyal temiz olan yerlerde uçmanızda fayda var. Drone'umuz artık geldi ve böyle eski konumuna artık indirelim onu isterseniz. Geliyoruz böyle. İsterseniz eğer drone'u gerçekten kullanabiliyorsanız elinizde de indirebilirsiniz. Ben elime indirmek istiyorum şöyle. Buradan geliyorum. Return home diyebilirsiniz. Ya da elinizi açıp indire basabilirsiniz. Şu şekilde drone'u indirebiliyorsunuz. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi drone'u uçurmak aslında kolay ve gün geçtikçe işte bunlara çalışarak drone'u kolay bir şekilde öğrenebilir, istediğiniz gibi uçurabilirsiniz. Ama size tavsiyem şu olacak, bu videoda da çok tavsiye verdim. Çünkü olay gerçekten ciddi, drone'u kullanmak ciddi iş istiyor. Drone'u eğer sport modu var, sport modu alırsanız 50 km hıza da çıkabiliyor. Ve gerçekten insanların canını yakabilecek bir drone. O yüzden sizlere tavsiyem muhakkak drone'u düzgün bir şekilde kullanmanız. Almak isterseniz drone'un şu anda satışı var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Ya da ikinci ellere de bakabilirsiniz. Güncel fiyatını bilmiyorum. Araştırırsanız bulabilirsiniz. Ben drone'dan memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer düzgün bir iş yapacaksanız, yani hobi için alacaksanız ideal. Eğer ben özel işlerim için kullanacağım ya da işte düğün çekerim, onu çekerim, bunu çekerim derseniz de daha üst modellere bakmanız gerekecektir. Bu hobi drone olduğu için kendinden beklenilen performansı gayet iyi sergiliyor. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Videonun çok daha fazla kişiye ulaşması oldukça önemli. Umarım faydalı bir video olmuştur ve sorularınızda yeterince cevap bulmuşsunuzdur. Başka bir hafta, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bisikletle kalın. Hoşça kalın.